köz kırmızı biber ve köz domates çorbası. 4 adet közlenmiş kapya biber, 4 adet orta boy közlenmiş domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 adet orta boy soğan, 1 diş sarımsak, 50 gram bitkisel margarin, 2-3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı et suyu, 1 tatlı kaşığı tuz, alabildiği kadar su. Evet, şimdi Hacer ablacığım. Ben elimde doğrayacağım. Direkt şöyle tencereye doğrayacağım ben. Anne usulü kesme. Anne usulü. Altını da açıyorum. Çok merak ettim bu çorbayı. Çok güzel sebzeler var içinde yani. Evet, köz biber falan. Güzel böyle köz köz kokacak diye düşünüyorum. Hı-hı. Hem biberimiz közlenmiş hem domatesimiz közlenmiş. İkisi de. Zaten domates çorbasını ben çok severim. Evet. Ya. Böyle kaşar peynirli, kıtırlı. Çok sevilir. Hı-hı. Tabii yaz domatesiyle bunun evet, lezzeti işte varsa. Onu tam söyleyecektim. Hepsi mevsiminde daha lezzetli aynen oluyor. Şöyle bir miktar margarinimizden alacağız. Altını da yaktım. Yanmadan hemen koyayım hı-hı şöyle. Ben bu arada karıştırayım yanmışsa. Direkt onları koyayım mı? Olur. Şöyle. Çorbamız için. Ne kadar koyayım? Hı-hı. Yeterli. Bir 50 gram kadar koydum. Hı-hı. Biraz daha ayçiçek yağı ekleyeceğiz. Evet, biraz daha ayçiçek yağı. Sarımsak da doğradım. Ne ara yaptın? Sarımsağı da mı ayırttın? Sarımsağı da attım. İki arada bir derede ben yağları koyarken. Aslında kolay, bu da kolay bir tarif. Bu da çok kolay, evet, tabii. Yani közlenmiş şeyinizin altında varsa hele çok daha aynen rahat oluyor. Yani hazır konserveler de var hani çok vakti olmayanlar açıp onu da evet, doğru yani. Aslında onlar da lezzetleri artık kötü değil, çok güzel çok yapıyorlar. Çok güzel, evet çünkü yazın yapılıyor onlar da. Ya da çok aslında yazda yapıp atsanız kenara evet, güzel evet olur. Domates soslar falan yapılıyor. Annem yapıyor domates patlıcan biber sosları, menemenlik sos. Allah Allah. O soslar çok güzel, çok türlüler. Hemen bir soğan kavuruyorsun, biraz salça, içine etli koy. Hop hazır. Tarhana çorbası. Tarhana da öyle. Ne kadar kolay bir şey. 2 yemek kaşığı ben un alacağım. Şimdi unumuzu kavuracağız. Evet. İlk başta söylediğimiz püf noktamızı şimdi yapıyoruz. Biraz soğanlar pişsin dedim. Evet. Ondan sonra un atalım. 2 yemek kaşığı un. Bu tabii kişi sayısına göre bu unu. Şunu vereyim istersen daha rahat olacak yapmak. Olur. Şöyle biraz değiş tokuş yapalım. Kişi sayısına göre evet, unu yağın miktarını arttırabiliriz. Sen istersen bunu karıştır ben şunları tamam doğrayayım. Şöyle yapalım. Kesme tahtasını sana vereyim olur bak. Olur. Onun kesme şurada tahtasını da yapalım. Bir tane şurada bıçağım var belki bunu daha rahat yaparsın. Tamam. Ben hemen şöyle karıştırıyorum. Şimdi birazcık kavuralım sonra su ve et suyu ekleyeceğiz. Tamam. Kokusu çıkana kadar hem et suyu hem de su ekliyoruz hı-hı burada. Ya çorbalarda et suyu ya da tavuk suyu ben mutlaka kullanıyorum. Mutlaka. Biraz daha lezzetli yapıyor değil mi? Çok. Hem faydalı hem lezzetli. Tabii. Hiç boş suya ben bilmiyorum tek yani başına belki ya biraz ağır olur ama yarı yarıya. Tabii tabii yarı yarıya. Daha güzel. Bunlar da gelişi güzel doğrasak olur aha zaten blenderdan en çekeceğiz. En son blenderdan çekeceğiz. Oldu mu? Ben şey yapıyorum. Evet suyumuzu ekleyebiliriz. Yine çorbada ben çok ölçü veremiyorum. Hani çorbada ölçü vermek seven, zor. Evet. Şimdilik öyle koyalım. Tamam. Sonra ekleriz duruma göre sıcak. Evet. Biraz böyle kaynayınca. Bir de tuz ekleyebiliriz. Tuz ekleyelim. Azıcık. Eğer et suyu tabii tuzluysa onu yine dikkatli eklemekte fayda var. Bir kere daha şöyle bir karıştırayım. Birazcık altını açalım. Hem köz biberi hem de közlenmiş domatesi. Doğradık. O da ne kadar suluymuş değil mi? Evet. Sert içine çok suyunu güzel da atacağız. O da biraz suyunu, tabii, suyunu verecek lezzetini. Bu arada karnıyarımıza bir bakayım. Sen onları doğrarken. Of bu güzel olmuş ya. O olmuş olabilir. Ateşler kapıyorum artık ben bunu. Kapatalım. Şöyle yapalım. Sen onu yaparken ben bunu çıkartayım hatta şöyle. Tamam. Servis bile yapabiliriz. Şöyle yapalım. Hemen servis edeceğim şimdi. Tamam. Bakar mısınız? Mis gibi bir köfteli
karnıyarık olmuş. Gayet de güzel kızarmış. Evet. Üstleri. Oh! Çok güzel oldu. Şimdi salçamızı koymadık. Henüz o aşama var. Evet. Bir başka kapta unu. Birazcık pişirebiliriz. Hafif yağ ile böyle bir kavuralım. Çünkü evet, biz burada unu kavurduk, soğanı kavurduk. O böyle unla salça çok karışmasın diye. Onu ayrı bir kapta kavurup öyle içine ekleyeceğiz. Ama yok uğraşmayalım derlerse. Birlikte de olabilir. Birlikte de olabilir, evet. Şöyle yapayım hemen ben. Hani bulaşık çıkmasını istemiyorlarsa öyle de yapabilirim. Bize sıkıntı yok. Biz alışız aynen bulaşıklara. Hemen bir miktar şöyle bir yağ koyacağım. Bir minik. Ben de bunu karıştırıyorum ki hani topak olmasın. Topaklanmasın diye. Tamam. Şimdi artık yavaş şuradan yavaş. Şöyle yapayım. Koyabiliriz. Şöyle koysam. Onları koyuyorsun değil mi? Tamam. Şöyle suları da içine gelecek evet, şekilde. Evet, suyu çok önemli. Şöyle koyacağım. Nasıl kesildiği hiç önemli değil. Zaten blenderdan aynen geçireceğimiz için. Tadının geçmesi birazcık ufak. Bak işte tadı geçsin diye çorbaya. Ben de burada hemen tamam hem biber salçasını şöyle bir böyle dolu dolu kaşık hem de domates salçasını şöyle koyuyorum. Ben de şunları bir tıkırdatayım. Ondan sonra ikisini birleştiririz. İkisini birleştirelim. Bir hadi bakalım. Kaynatalım bir tık. Ondan sonra blenderdan geçireceğiz. Tabii onu koyunca rengi daha güzel olacak. Tabii. Ya da yaz domatesi olsaydı yine güzel olur. Yine fark ediyor değil tabii mi? Tabii şimdiki domatesler biraz daha beyaz oluyor. Ama tadı içinde eminim ben. Şimdi o köz tadını merak ediyorum. Sen dedin ya köz kokusu evet da geliyor, tadı da geliyor. Ekleyelim mi? Ekleyelim. Sanıyorum şöyle bir tıkırdadı. Yavaş yavaş. Karıştır salçanın karıştır. Salçanın kokusu çıktı. Tamam. Biraz. Şöyle yapayım istersen. Yarısını da koyabiliriz. Aynen karıştırayım. Koyalım güzel olacak. Koyalım mı? Tamam koyalım rengi vallahi güzel olacak değil mi? Hadi bakalım. Pelincim buna sıcak su alabilir miyim ben? Sıcak ya su ekleyelim. Şuradan hemen getiriyorum. Evet su ihtiyacımız oldu. Evet. Onu artık son bunu aşamaya artık bırakmak lazım ki. Evet, evet, evet. Domatesin de suyu giriyor. Çok ikanda su çorbaya koymak şey değil. Risk yani çok su oldu. Sanıyorum evet, yeterli. Oldu. Evet. Tuzumuzu da eklemiştik zaten. Ekledik. Şimdi o biraz böyle karıştıralım kaynasın. Ortalığımızı toparlayalım. Kaynadıktan biraz böyle fokurdaktan sonra, evet, da evet hemen bir blenderdan geçireceğiz. Çorbamız artık kaynadı. Güzelce onu bekledik. Artık kapatıyorum altını. Tamam, şimdi şuradan direkt blenderla. Evet. Değil mi? Bak bak hem de bir yerim birim de yapıyorum blenderı. Şöyle şöyle. Alışız biz evde bayağı çocuklara püre yapmaktan. Evet değil mi? Tabii. Bayağı yorucu bir şey yalnız. Ağır bir de. Ağır evet. Çok blender yaparım şekerim. Söyleme sayıcı. Gerçekten öyle. Ben olsaydım vallahi şaşırdım. Aa, evet. Estağfurullah. Sen şefsin. El alışkanlığı. İşte çocuklara yapmaktan dediğim gibi. Değil mi? Şöyle minik bir kase evet düşündüm. Biraz daha böyle hani sevimli bir sunumumuz olsun. Artık içine koyuyorum. Koyalım. Servis yapabiliriz. Çok koyunca merak ettim tadına. Üstünü kremayla süsleyebiliriz. Her şey olabilir. Hı-hı. Güzel bir nane yaprağı. Krema güzel yakışır evet. Şık böyle. Ha, domates çorbasına da krema koyarlar evet ya. Şöyle efendim. Mis gibi bir tas çorba yaptık öyle duman derler ya. Üstünde. Duman üstünde şu an tutuyor. üstünde. Hem közlenmiş biber hem de közlenmiş domatesle güzel bir kış çorbası diyebiliriz aslında. Hem de böyle bol vitaminli. Artık günün son tarifine geçiyoruz. Güzel ve değişik bir tarif geliyor.